Ya, bana da yazıyorlar beni aşağılamak için. Uber yaparsın, yemek dağıtırsın, görürüz seni 6 ay sonra Uber yaparken falan diye. Evet, Uber yapan tüp var. Ama onu böyle devamlı gibi değil de biraz Amerika'ya adapte olmak adına yapıyorlar insanlar. Tatlı da para kazanıyorlar. Vallahi konuştuğum insanlardan öğrendiğim kadarıyla çok da tatlı para kazanıyorlar. Yani Uber yapan, yani günde 8 saat 10 saat çalışan birisinin ayda hani 7-8 bin dolar para kazandığını söylüyorlar. Hafta sonlarıyla beraber ya ben 10-12 bin dolar kazandığını duydum. Yani adamın ağzından duydum. Dedi ki ben 12 bin dolar kazanıyorum, 10 bin dolar kazanıyorum. Evimi aldım Türkiye'de işte, ikinci evimi aldı falan filan diyor. Ama bu paraları tabii Türk parasına çevirdiğiniz zaman şey demenize gerek yok. Yani olur mu öyle şey falan filan demenize gerek yok. Amerika şartlarında normal paralar, yani insanlar normal paralar kazanıyorlar yani. Öyle değerlendirmek lazım. Yemek dağıtanlar var. Genelde bekarlar bu işi yapıyorlar. Yemek dağıtanlar ya da öğrenciler bu işi yapıyorlar. Öğrenciler okul harçlığı çıksın, okul parası çıksın diye bununla ilgileniyorlar açıkçası. Yine de fena rakamlar değil duyduğum kadarıyla. Hani 4-5 bin dolar kazananlar var yani. Yemek dağıtarak. Sistem öyle. Yani kuryelik yapıyorsunuz aslında. Onun haricinde burada çok fazla yeni trend Türklerin arasında IT işi. Kursları var. Kurslara gidiyorlar. Kurslarda eğitim alıyorlar, 6 aylık eğitim. Daha sonra anlaştıkları, para verdikleri kurs belli bir zaman sonra onlara iş de paslıyor. Yani kurs bir iş alıyor, IT'ciye devrediyor o işi. IT'ci de işte evden çalışarak, masa başında çalışarak, bir ofise gitmeden, bir yere gitmeden para kazanıyorlar. Rakamlar valla yıllık 80-100 bin dolarlardan bahsediyorlar. Hatta böyle çok Türkiye'de hani ya da burada ev hanımı olup Türkiye'de ev hanımı olup buraya gelen ev hanımları falan da başladığını söylüyorlar. Çünkü çok 6 aylık kursta kod yazmaktan ziyade belki kod kontrol etmek gibi şeyler de varmış.